Merhaba. Efendim, stratejik konumlanma, tankınızı bilme, haritayı bilme, aynı zamanda paslaşmaları doğru düzgün yapabilme durumunda ortaya nelerin çıktığını inceleyeceğimiz bir video kaydı. Seviye 8 oyun, altımızda Scorpion G var. Tundra haritasındayız. Selçuk ve Selçuk'un Junior ile birlikteyiz. Burada neler yapabileceğimizi göreceğiz ve ben bu sırada size hani... E, nerede ne düşünüldü, ne uygulandı, bunun genel bakışı, ince bakışı, makro ve mikro ekonomisi neydi? Bu gibi detaylara üzerinden bir şeyler paylaşmak istedim. Hoşuma gitti çünkü bu video. Birazcık daha böyle analiz tarzı işler seviyorum. Şimdi ilk yaptığımız Scorpion gibi bir aletinde hızını kullanarak, önümüze de Boraskı alarak sol cepheye gitmek ve buradan yukarı çıkacaklara karşı bir merhaba, bir karşılama komitesi olarak iş yapmak. Genellikle ön tarafa gidildiğinde Kep cap bölgesinden uzaktan da atılabiliyor ama bu tarafa geçecek olan ortaları ve hafifleri atmakta çok değerli oluyor. İyi ki ne atış yapmamamın sebebi tam nişan almak istemem ama adamlar maşallah düğün konvoyu gibi 150 tane geçtikleri için burada fazlasıyla bize rakip kalıyor. Ben Projetto'ya arka taraftan Boraska, Borasklara isabetler gelerek ve LTE'ye filan da e, güzelce kırparak buradan çekiliyoruz. Neden? Çünkü şu anki kodumuzda 2 artı 3 durumda. 5 ee, kişiyiz toplamda ve karşı takımda da yaklaşık 7 tane tank var o tepede. Önemli olan şimdi bu üste doğru giderek arka taraftan geleceklere hem kesmek hem de tepeye doğru atış yapabilecek pozisyonda kalmak. Selçuk orada tankını araya sokarak proxy spot dediğimiz yani 50 metre çemberi içerisinde otomatik tespit etmeyi kullanarak bize hedef veriyor. Ve bunun ilk kurbanı Borasko oldu. Şu anda Tundra'da yapılabilecek bir diğer güzel iş bizim ilerlemekte olduğumuz bölgenin karşı tepeyi net görebilen noktalara sahip olması. Bir tanesi klasik olarak o şıpıdıkla Borask'ın gittiği nokta. İkincisi ise buradaki küçük çıkıntı. Bu iki nokta üst tarafa doğru iyice gittiğinizde tepedeki herkesi özellikle kafa gösteren herkesi rahatlıkla görebiliyor. Selçuk da oraya bir tane daha tankın katılmasıyla biraz daha ilerledi ama işte ilk burada kurbanlarımızı buluyoruz ve kepaze oradaki e, bir anda 400 can da kalıveriyor. Scorpion gibi bir tank seviye 8 oyunlarda çok tehlikeli. Genellikle attığı her mermi karşısındaki tankın yarı canını ya da üçte bir canını götürebilecek kuvvete sahip. Mermisinin hızı biraz düşük. 900 metre bölü saniye gittiği için uzak mesafeli atışlarda mermi bombeli gidiyor. Bunu da unutmayın. Özellikle 500 metre üzerinde az gördüğünüzü düşündüğünüz hedeflere aşırtma atışlar yapacaksınız otomatikman. Ve bu sayede de azıcık gözükse bile aslında adamın üzerine doğru bir düşüş çemberi yaratacaksınız. Yüksek hızlı mermilerde bunu pek yapmanız mümkün değil ama bu şekildeki pozisyonlarda şu an gördüğümüz hedefler yaklaşık 520-530 metre aralığında bize gözükmeye çalışıyorlar ve veya tespit olacaklar. Onlara bu şekilde uzaktan rahatlıkla vurabiliyorsunuz. Şimdi harita konumunda sağ köşeden gelebilecek düşman tankları, ağır tanklar olabilir ortadan herhangi bir baskı yok. Asıl olay burada EF90 bölgesindeki tepede dönüyor. Buradan kafa çıkartarak hala iş yapmaya çalışıyorlar. Hataları halen baskı kurmamak. Eğer baskı kurmuş olsalardı muhtemelen aşağıdaki bütün tankları alabilirlerdi ama tabii takımımızda BZ-176 olması, arkada IS-3 olması bunlar caydırıcı unsurlar. Ona lafım yok. Yani burada çok iyi koordinasyon gerekiyor. Ve dediğim gibi bakın hafif bir bombeyle burada LT-432 rahatlıkla oyundan düşürüyoruz. Onu zaten 1100 canı var. Yani atışımız yarı canını rahatlıkla tamamlayabiliyor. Çok ciddi bir RNG kurbanı olmadığımız sürece. Ve bu şekilde işi kırpıyoruz. Şimdi sağ taraftan 50 TP ve Kilana'nın geldiğini. Kilana da bu yeni Polak tanklarından biliyorsunuz yaklaştıkça daha yüksek hasar vuranlarda onları görüyoruz ama hatalar çok daha net. Seviye 8 oyunlarda daha basit hatalar yapıyorlar ve bunları cezalandırmak bizler için daha kolay oluyor. Arka taraftan da 50 TP geliyor. Burası da onu çevirdi. Bana kalacak mı? Ben bakın ne kadar yavaş hareket etmeye çalışıyorum. Çünkü Scorpion çok isabetli bir alet değil. Kafasının 360 derece dönüyor olması sizi yanıltmasın. Şimdi miyan sağ tarafa baktığını gösterdiği için ben burada hızlı gitmek yerine ona tespit olmadan gitmeyi tercih edip sola dönüyorum. Hızlı gitmenin artısı ne olurdu? Miyav'a bir atışım olabilirdi ama o açıda muhtemelen o sadece kafasını gösterip beni vurmuş olacak, ben ise onu vurmuş olamayacaktım. Böyle durumlarda canınızı korumaktan çekinmeyin. Durum 7-2 gözüküyor olabilir ama gene de bu önemli. Arkasına doğru atışımla burada motorunu aldığımı hissediyorum. Direkt çekişten düştü zaten tank. Ve bu sayede rahatlıkla Boraska da son darbeyi indirebiliyor. Durumu 9-3'e getirdik. Atış yapacağınız zaman eğer çok net bir şekilde tank açıksa motor bilona yakıt tanklarını atmanızın daha çok faydası var. Cephaneliğini biliyorsunuz tabii ki. Orayı da vurabilirsiniz ama motoruna bulmak, vurmak onun mobilitesini, hareket kabiliyetini kısıtlayacağı için bu net atışları yapmak daha iyi olacaktır. Palet atmamamın sebebi de burada e, aslında arkadan görüyordum. Çift palet atabilirdim ama Miav olması, Miav yedek paletli bir o olan biliyorsunuz o sıkıntı yaratabiliyor. Nomad'ın üzerine ELC atladı. Ben de atladım. Bu hareketlerde de çok dikkat etmeniz lazım. Son anda tankınız aşağı yukarı yaparken topunuzun yukarı aşağı kalkması aynı hızda çalışmayabilir ve yere mermi atabilirsiniz. Burada yapabileceğiniz en güzel iş otomatik nişan almak ve topunuzun hafif sabitleşmesini bekledikten sonra atışınızı çıkarmak. Yaklaşan hedefleri borask, yani yaklaşan hedeflerin arasındaki bizim panzeri borask indirdi. E, şu an üst çemberine doğru giriyoruz. Ben de burada ikili üçlü çalı kullanarak oradan kafa gösterebilecek birini vurmaya çalışıyorum. Şimdi ilk çalım aslında daha iyiydi ama tam burada üst çemberin ortasındaki kaya görseli mi, görüntü mü, görüş açımı kestiği için ben burada çok fazla durmak istemedim ve ileri geldim ama işte ne oldu? Type 63 ben daha herhangi bir hareket yapmadan beni açabildi. Çünkü çok yakın mesafedeyim, seviye 8-1 tank avcısıyım. O tek çalı yetmiyor. Onu açılmamak için arkadaki çalıda olmam gerekiyordu. Ve ne kadar hassas olduğunu da gördünüz. Direkt mühimmat deposu gitti. Ama Type 63'ün üst gövdesi ne kadar sağlam olsa da alt gövdesi hiç öyle değil. Tabii ben burada hiçbir şekilde suçlamıyorum Type'ı. Sonuçta üst çemberini sıfırlamak için buraya girdi. Gene iyice yaklaşıp burada köşeden e, köşe üzerinden Boraska ve Projetto'lara nişan alıyorum. Amacım belki onlar çıktıklarında açabilecek olmam. İkincisi de en hızlı şekilde atabilecek olmam. Böyle durumlarda da üstü ve keplerken doğru şekilde ön tarafa nişan alın. Çünkü üst bittiği anda orada kendisini gösterip sizin ince atışınıza kurban düşebilecek bir adam olabilir. 4000 hasar herhangi bir sektirme veya isabet yok ama isabet derken... E, destek hasarı yok ama net bir şekilde takımla iş yapmak var. Bizim platon olarak yani takım olarak 7 tane burada kilimiz var. Takımın yani karşı taraftaki ekibin daha doğrusu yarısını indirmiş durumdayız. Biliyorsunuz biz Türkçe çevirilerde 15'e 15'lere ekip, üçlülere takım diyoruz. Platoon ve team olarak çevrilse de bunlar asla tersi olabilecek olsa da. Çünkü zamanda Platoon müfrezeydi. Bu gereksiz gramer e, de yapayım. E, zamanından bir anı olarak kenara koyalım. Scorpion'la alakalı değil aslında video. Tamamen bütün bir harmanla alakalı. Hani nerede ne yaptığımı anlatmak istedim sadece. Neler düşündüğümüzü. Burada tabii ki Selçuk'un yönlendirmesi önemliydi. Oraya alt tarafa girip üssü daha doğrusu oradaki tankları yakınlık çemberiyle sürekli tespit altında tutması önemliydi. Bu sayede 3 tane ben atış çıkarabildim. Ve böylelikle oyunda sürekli hareket edip düşmanı gafil noktalardan avlayabileceğimiz noktalara başarıyla geçerek ilerledik. Her oyunda bu çıkmaz ama ekip de desteklediği için biz kendi takımımızı düzgün bir şekilde yerleştirebildik. Sonuçlar üzerinden birazcık daha yorumlayalım. Birincilik madalyası sonuçta 4000 hasar yani bu bile iyi. As madalyası için muhtemelen 5000-6000 bin, bin hasar gerekiyordu. E, tank keskin nişancısı, yüksek kalibre vesaire vesaire. 4000 hasarla aslında takım da bu kadar büyük farklı biten bir olayda. E, bir noktada 9'a sonra da gene akıyordu. Üstü ele geçirirken onlar birazcık daha avladılar ama aslında çok hızlı bir şekilde eridiler. 4000 hasarla takımdaki bizden sonra gelen ilk oyuncuya 1700 hasar fark yaratmış durumdayız. 10 atışımın onu da isabet etti. Burada dikkatli nişan almamın ve sabretmemin tabii ki Scorpion'a olan sabrımla alakası var. Vurmadığını bildiğim için ekstra ekstra nişan almayı tercih ettim. Karşı takıma baktığımızda Behçet Yine Type 63. Bunlar ikisi de. Sonunda öldürdüğüm herhalde buradaki küçük Behçet'ti. Yani Borask'tı. En fazla bizi üzenler. Zaten oradaki Borask tek başına 4 tane adam çekmiş. Bu şekilde bir oyun bitiyor. Selçuk'un kendisi de burada 6 tane mermi atıp 4'ünü isabet ettirip gene 1600 vurmuş. Junior'ımız da 9 mermisinin 7'sini isabet ettirip 4 kill almış. Hasarı yok ama bitirici olarak rol aldı. Herkes bir şekilde burada görevini başarıyla gerçekleştirdi. Sonuçta da kişisel buradaki yedekleri falan koymazsak 70 bin para kazanmış olduk bu maçtan. 70 binden de tabi burada sarf malzemelerine düşecek olursak bu bize 30 bin, 25 bin gibi bir kar marjı bırakıyor. Tabi buradaki bütün görevlerle ve klan yedekleriyle bu 170 bine çıkıyor. Ne yazık ki World Plus işte bu premium hesap klan yedekleri, kişisel yedekler artık neredeyse kullanılması zorunlu hale gelmiş olan ürünler. Ee, seviye 8'den sonra çok öneriyorum. Bunlarla alakalı görevler çıktığında yapın. O savaş yedeklerini toplayın ve kendinizi gene para yedeği, ...ve deneyim yedeği açabilen kılanları yerleştirin. O ne diyecek olanlar varsa... ...o da aynı kişisel yedekler gibi... ...bir saat, iki saat boyunca... ...sizin buradaki kazançlarınızı... ...yüzde elliye kadar arttırabilen... ...yüzde yüze kadar işte deneyimde... Ve ...mürettebat deneyimde serbest deneyimde daha fazla... ...kredide 50ye kadar arttırabilen... ...bonuslar diye söyleyebilirim. Zaten burada da gözüküyor aynı şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir. Böyle yara eğitsel, benim hoşuma giden... ...ama artık belki çok yüksek hasarlı, belki az hasarlı, değişken oyunlarla görüşürüz. Çünkü diğerlerinde çok fazla tekrarı düşüyoruz. Bunlar birazcık daha taze ve ferah birer nefes aldırıyor diye düşünüyorum. Sevgiyle sağlıcakla kalın efendim. Hoşçakalın.